Vallahi mesleğimi seviyorum. Hoşuma da gidiyor. Biz millete hizmet ediyoruz yani resmen. Güzel bir şey. Mesleğimiz yani meslek işin ehlinden çıkmadığı sürece güzel mesleğimiz. Ya üzen şu, yani sanatçının kıymeti bilinmiyor. Sanatçı ya da bu bizim elimizde olan bir şey gibi geliyor bana. Yani biz değerimizi bilmiyoruz. Sanatçı değerini bilmiyor. Aslında sanat, her insan okur, her şey olabilir ama sanatçı olamaz. Sanatçılık ayrı bir şeydir. Ama dediğim gibi bazen iş ehlinden çıktığı zaman da sanat yapmak istemiyor insan yani. Ben 40 sene emek vermişim. 2 senede usta olunmuyor ya bu işlerde. O yüzden biraz bu tür şeyler üzüyor bizi. Ama genelde işimizden iyiyiz, memnunuz, işimizden memnunuz. Çalışıyoruz bakalım. Bilemezsin yani bu 2000 de olur, 3000 de olur, 500 de olur, 5000 de olur. Belli olmaz ya bu şeye göre. Esnaflıkta o şey olmaz. Net bir şey olmaz yani esnaflıkta. Valla teknolojimiz bizi pek etkilemiyor. Şimdi yün işi, bilen biliyor zaten bunu. Yün hem sağlıktır. Yani hem vazgeçilmez bir şeydir yün aslında. Eskiler mümkün değil. Elyaf ya da şu başka bir şey kullandıramazsın. Genelde yün kullanıyorlar. O yüzden de bizim işimiz pek bitmiyor. Şu anda tekrardan da biraz daha hızlanıyor yün işi. Özellikle bu dediğimiz kurbaçlı sezonunda biraz daha fazla şu işte yoğunlaşmış işlerimiz. Biz burada da tabii kurbaçlı diye de bizde bir şey var ya Almancı lafı. Onlara mesela sana başka fiyat, ona başka fiyat demeyip de düzgün bir şekilde işimizi yaparsak işimizde sıkıntı olmuyor, çalışıyoruz. Gayet de memnunuz, sıkıntımız yok Allah'a şükür. Çırak sorunu var galiba. Çırak sorunu çok had safhada. Yani sadece bizim meslek değil, her meslekte bu şekilde. Şu anda bizim mesela mesleği yapanın en düşük yaşı ortalama 55-60 yaşlarında. Yani bunlar da bıraktığı zaman bu meslek sonunda ne olacak bilmiyorum. Yani galiba işte ister istemez şeye döneceğiz. Hazıra döneceğiz gibi geliyor yani bilmiyorum. Abi günler 200 lira. Yastık böylece. O şekilde 200 lira. Yine olanlar. Değil de var 150 lira. Tamam.